Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakın sizler için de neler neler yapıyorum. Çok güzel mini meyveli tartlar hazırladım. Çilek sosunu kendim yaptım. Patlıcan kreması yaptık. Ve tart hamurunu da kıyır kıyır çok lezzetli. Sürekli tariflerimde kullandığım bir tart hamuru. Onu da taban olarak hazırladım. Videonun birçok aşaması var. Hepsini detaylı olarak çektim. Hepsini videonun devamında izleyebilirsiniz. Şimdi gerekli malzemeler 200 gram yumuşamış tereyağı, yarım çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 1 yumurta. Önce bunları güzelce bir karıştıralım. Şimdi de sıvı malzemeleri güzelce karıştıralım. Bu tarifte kabarma tozu kullanılmıyor. Sadece vanilya ekleyeceğim. Öncelikle 4 su bardağı unu ekleyelim. Bardağımız 200 ml klasik su bardağı. Ve 1 pakette vanilya ekliyorum. Un az gelirse bir miktar daha ekleyeceğim. Şimdi hamuru güzelce yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Toplam 4,5 su bardağı un ekledim. Bir yarım bardak daha ekledim. Kıvamı da kurabiye hamuru yumuşaklığında. Şimdi ben minik tartlarda şekil vermek istiyorum. Önce tartlarımızın içerisine güzelce yağladım. Şöyle elimle bastıra bastıra şeklini alması için her yerine güzelce bastırıyorum. Hamurlarımızı tart kabımızın içine yerleştirdim. Şimdi kabarmaması için şöyle çatalla rastgele 3-5 tane delik açalım. Ve fırınımızı önceden ısıtalım. 170 derecede tartlarımız pişene kadar dursun. Bu sırada biz kremayı hazırlayabiliriz. Tartımız fırında pişiyor. Ben şimdi kremasını hazırlamak istiyorum. Bunun için 2 çay bardağına yakın toz şekeri ekliyorum. 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 2 adet de yumurta sarısı ekliyorum, 4 su bardağı süt, 4. bardağı da ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıralım ocağa koymadan önce. İçinde nişasta, un ve yumurta olduğu için ocağa koymadan önce güzelce karıştıralım. Akışkan bir kıvama gelsin. Ardından sürekli karıştırarak ocakta pişirmemiz gerekiyor. Altını kapattıktan sonra biraz ılınacak. Ilındıktan sonra da vanilya ve krem şantiyeyi ekleyip mikserle çırpacağız. Kenarda soğutmuş olduğumuz pastacı kremasının üzerine şimdi 1 poşet toz krem şantiyeyi ekliyorum. 1 paket de vanilya ekliyorum. Şimdi mikserle 5 dakika boyunca çırpıyoruz. Şimdi tatlımızın üzerine dökmek için çilek sosunu hazırlamak istiyorum. Bunun için 2 su bardağı çilek saplarını kopardık. Blender'dan ya da küçük bir mutfak robotundan geçirebilirsiniz. 2. bardağı da ekliyorum. Püre haline getirmiş olduğum çilekleri bir tencereye dökelim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar silme. Nişasta ekleyelim. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı da şeker ilave edelim. Yarım çay bardağından biraz daha az su ekledikten sonra şimdi ocağa koyuyorum. Sosumuzu kısık ateşte pişireceğiz. Ocağa koymadan önce nişasta olduğu için önce güzelce karıştıralım. Kısık ateşte pişiriyoruz sosumuzu. Fokurladıktan sonra 5 dakika daha böyle kısık ateşte ara ara karıştırarak sosumuzu hazırlayabilirsiniz. Daha sonra soğuduktan sonra en son tatlımızın üzerine dökeceğiz. Tartlarımızı fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekledim. Şu an soğudular. Gayet de rahat çıkıyorlar. Hepsini çıkartıyorum. Ardından kremalarını ve çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi geldik en güzel kısma, süsleme kısmına. Kremamızı ben krema sıkma torbasına koymuştum. O da yeterince soğudu. Şöyle hepsinin ortasına dolduralım. Eğer krema sıkma torbanız yoksa tabii kaşıkla da koyabilirsiniz. Krema durdukça kıvamı da çok güzel oldu. Mikserle de çırpmıştık.
gayet parlak, pürüzsüz bir görünüm elde etmiş olduk. Kafamda canlandırdığım şekil çok farklıydı. Şu an onu yapmaya başladım. Biraz orta kısmı krema sıktım. Şimdi kenarları bu şekilde bir tane sıkıp bırakıyorum, yukarı doğru kaldırıyorum. Ortası yine çukur olarak kalacak. Kremalarımızı sıktık. Şimdi hazırlamış olduğum çilek sosu eklemek istiyorum. Çilek sosumuz da soğudu. Tarifin süslemesi tamamen doğaçlama gidiyor. O yüzden tam olarak nasıl olacak ben de çok merak ediyorum ama şu ana kadar çok güzel gidiyor. Orta kısımlar boştu. Oralara sostan ekliyorum. Tabii mevsim meyveleri de hazırlayabilirsiniz. Vişneli, kayısılı, şeftalili, portakallı. İlk aklıma gelenler sevdiğiniz meyvelerle meyve sosunu benim gibi püre yapıp çok rahat bir şekilde mini mini tartlar yapabilirsiniz benim gibi. Tabii süsleme bu kadar değil. Benim yine üzerine ekleyeceğim şeyler var. Bakalım bittikten sonra nasıl gözükecek. Ben çilek sosunun üzerine bir miktar da pirinç, Antep fıstığı ekledim. Güzel bir yeşillik katsın diye, çünkü yeniden çilek koyacağım. Şimdi çilekleri ben yıkadım, kuruladım ve derin dondurucuda 5 dakika tuttum. Şu an soğuklar, çikolatamız sıcak. Bu bir püf noktası. Bir şeyleri kaplamak istediğiniz zaman çikolatanın sıcak olması gerekiyor. Ve meyveler ne kadar soğuk olursa görünümü o kadar güzel olmuş oluyor. Şöyle elime bulaştırmadan hepsinin ortasına bir tane koymak istiyorum. Çilek sosunu hazırladım. Mini tartlarım artık servise hazır. Üzerini çikolataya batırmıştık en son birer tane çilek. Onlar da dolapta dondu. Şimdi hemen bir tanesini kesmek istiyorum. Ben beri hazırlamış olduğum tart yumuşadı mı yumuşamadı mı hemen bir bıçakla keselim. Gayet kıtır kıtır. Asla yumuşamıyor. Şöyle içinde göstermek istiyorum. Üzerine çilek sos vardı. Sosunu kendimiz hazırladık. Pastacı kremasını kendimiz hazırladık. Güzel de süslediğimizi düşünüyorum. Çok güzel bir tarif. Eğer mini kalıplarınız yoksa büyük tart kalıplarına tabii ki yapabilirsiniz. Ben ölçüleri tekrardan videonun altına ekleyeceğim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.